çıktı. Şimdi gömülü dişlerden bahsettik. 20'li yaş gömülü de siz kurtarma operasyonunda hatta bir onu değerlendirdiniz. Her gömülü diş çekilmeli mi hocam? Yani gömülü dişlerde insan korkuyor. Anestezi falan böyle bir. Benim gençliğimde bir korktum ben mesela çekilirken çok zordu. Günümüzde nasıl bir yaklaşım var? Şimdi şöyle gömülü diş operasyonları. Şimdi bakın 20 yaş dişleri sıklık gömülü diş olur. Eğer ki bu 20 yaşlar eğer ağızda çiğneme etkinleri geliyorsa yani işe yarıyorsa kalsın. Tabii. Değil mi? Ama eğer ki gömülü diş formatına geçtiyse örneğin ön taraftaki bakın gömülü dişin formatına bakın. Ön tarafı doğru yatmış. Evet. Bu tür durumlarda öndeki dişe baskı yapıyor. Belki yakın çekim alabilirsek şuradaki siyahlığı yani çürüğü görebilirsiniz. Yani öndeki diş çürütüyor. Ve evet o bölgede yiyecek artıkları fazla kaldığı için, ölü alanlar olduğu için diş eti enfeksiyonundan üst solunum yolu enfeksiyonuna da geçiriyor. Aslında bir işe yaramıyor gibi gözüküyor ama zarar veriyor bu sefer. Şu anda doğru. Zarar veriyor. Aynen doğru. Ve bu tür durumlarda bir başka bir gömülü diş şekli ise öndeki dişe zarar veren, çok daha derinlerde kalan, bazen de kist oluşturabilen dişler oluyor. Gömülü dişler bunlar da bizim için tehlike yaratan durumlar oluyor. Şimdi gömülü dişlerin alınmasının bir diğer sebebini de söyleyeyim. Şimdi burada öndeki dişlere baskı yapıyor. O da öndeki dişlere baskı. Domino taşı etkisiyle ön dişlerdeki çapraşıklığı olan hastalar dikkat etsin. Sıklıkla arka taraftaki gömülü 20 yaş dişe çıkacak yer bulamayıp öndeki dişe baskı yapınca gidiyor o en zayıf halka. O zaman aldırmak mı lazım şu 20 yaşa? Bence hani iyi bir klinik ve radyolojik muayeneden sonra karar verilebilir. Arkadaşlar, diş hekim arkadaşlar zaten açıkçası çene cerrahisi uzmanlarına gönderiyorlar, dürüst davranıyorlar. O yüzden de hani bu operasyon tipini de değerlendirebiliriz. Riskleri anlamında değerlendirecek olursak, bakın bölge çok kritik. En arka tarafta yutak bölgesine çok yakın dişin, gömülü dişin operasyon yapılırken boğaza kaçma durumu olabilir. Gömülü dişin köklerinin formatları diğer dişlerin anatomisine göre farklıdır. Onların kırılma ihtimali olabilir. Kırılabiliyor. Evet. Gömülü dişler kist oluşturabilir ve kistlerin kendisi de dahil, gömülü dişler de dahil etrafındaki gömülü dişlerin etrafındaki kemiklerin çok sağlıklı, çok böyle koruyarak alınması ileride kırılmasının da önüne geçebilir. Veya da kemikle uğraşıyoruz. Yani dişin üstünde gömülü dişinde kemik olduğu için kemikler alınırken bir süre sonra diş iltihapları, çene kemik iltihaplarına da sebep olabiliyor. O nedenle bunun da önüne geçmek gerekiyor. O yüzden olabildiğince bunun dışında dudak ve felç, dudak sinirinin felci oluşabiliyor. Çünkü dudak sinirini direkt kontrol eden sinirinin hemen yan tarafında bulunuyor. Dudak siniri felç. Evet, aynen öyle. Bakın çenenin içerisinden geçen sinir direkt dudağa çıkıyor. Dudak, alt dudakların kontrolünü sağlıyor. Dolayısıyla sinirin küçük bir hasarı, bakın sinir içerisinden geçiyor bazen. Sinirin küçük bir hasarı geri dönüşümsüz sorunlara, kısmi felce kadar götürebiliyor. Hatta bir şey daha söyleyeyim. Çok önemli, evet. İç tarafta, gömülü dişin hemen iç tarafında, diş etinin altında dil siniri var. Dilin de felç olma durumu var. Ne diyorsunuz? Evet, kesinlikle öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla bu felci de kontrol altına alabilmek için olabildiğince sanki böyle bir diş etini çok tatlı bir şekilde hafif kesiler, olabildiğince küçük kesiler, ondan sonra altındaki kemiğin çok güzel bir şekilde uzaklaştırılması, olabildiğince koruyucu yapılması ve dolayısıyla ondan sonra da dikişlerin de mümkünse antibakteriyel dikişlerle atılıp hastaya sunulması, operasyon sonrasında güzel yönetilmesi, hepsi bir bütün olarak değerlendirebilirsiniz. Evet. Çok önemli ya Özlem, yani yeni